en iyi alim nakledendir. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Yağmur suyu saftır. İçilirse zehir tesiri yapabilir. O yağmur suyunun toprağa inmesi, toprakta tuzlarla, minerallerle karışması gerekir. Bunlarla karışan ve içeceğimiz hale gelen su yerin üstüne çıkar borularla çeşmeye kadar gelir ve musluktan onu içeriz. İşte Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hak tarafından inzal olunmuştur. Saftır. Fakat Peygamber Efendimiz, kim Kur'an-ı Kerim'e mana çıkarmak için, anlamak için el uzatırsa, anlamaya çalışırsa, kafir olur buyuruyor. İçtiğimiz su, yağmur suyu, ama içilmesi zararlı olabilir. Kur'an-ı Kerim de kitabımız ama anlayamayız. Onu Peygamber Efendimiz anlar. Ona nazil olmuştur. O da hadis-i şeriflerle eshabına anlattı. Eshab-ı kiram tedricen ehli sünnet alimlerine nakletti. Özellikle mezhep imamlarımız bizim anlayacağımız şekilde hazırladılar ve içilecek su haline getirdiler rastgele su içemediğimiz gibi, rastgele din kitabı da okuyamayız. Mutlaka tescillenmiş, bu su içilir diye damgası vurulmuş sudan istifade edebiliriz. İşte bir mezhebe uymayan, bir ehli sünnet alimine tabi olmayan rastgele su içmiş olur. Rastgele su içen mikroplu suda içebilir, lağımlı suda içebilir, perişan olur. Çünkü ehl-i sünnet alimlerinin en büyük özelliği gelen bu temiz suyu koruma altına almalarıdır. Ona ne bir bidat karıştırdılar, ne bir pislik bulaştırdılar, ne de onu zayi ettiler. Çok sağlam boruların içerisinde bize kadar getirdiler. Suyun kaçağını önlediler, suyu korudular. İçine bir şey bulaşmasın diye de muhafaza altına aldılar.'' O halde en iyi insan, en iyi alim nakledendir, aracı olandır. Kendinden söyleyen, kendine bağlayan değildir. Hepimizin asli görevi postacı olmaktır. Postacının vazifesi mektubu almak, adrese bakmak, yorum yapmadan kişiye vermektir. Gerisine karışmaz. Bizim de vazifemiz ehli sünnet alimlerinin bildirdiği o kıymetli bilgileri olduğu gibi güzel zarflara koyarak insanlara iletmektir. Bu zarfları açıp mektupları okuyanlar dinlerini rahat bir şekilde ve doğru olarak öğrenirler. Bidat ehlinin yaptıkları şey ise kendilerine gelen bu zarfı açıyorlar, okuyorlar ama bu olmamış diyorlar. Bunda eksikler var diyerek oturuyor, kendileri mektup yazıyorlar. Kendilerinin yazdığı mektupları etrafına verip dağıtıyorlar. O zaman bu, o kişinin mektubu oluyor. Bizse, Peygamber Efendimiz'den itibaren gelen, emanet olarak elden ele nakledilen ve mezhep imamlarımız tarafından da çoğaltılan bu mektubu dağıtıyoruz. Böyle yapan, dünyanın hiçbir ülkesinde ne kanunlar ve insanlar tarafından sıkıntı çeker, ne de Allahü Teala indinde sıkıntı çeker. Çünkü kendisi bir şey koymuyor. Kendisine geleni aynen naklediyor. Burada üstünlük de yoktur. Kim ne kadar ihlasla ve gücü nisbetinde ne kadar çok mektup dağıtırsa o makbuldür. Ehli sünnet alimleri birer ışıktır. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dünya mayın tarlası gibidir. Bu mayınlara çarpmadan karşı tarafa geçmek çok zor bir iştir. Ahiret yolculuğunda bu mayınların yerlerini bilen bize rehberlik yapacak bir mübarek zat elimizden tutmazsa bu meşakkatli tehlikelerle dolu yolculukta yürüyebilmemiz imkansızdır. Işık olmazsa göz görmez. İnsan kör gibi olur. Yolunu bulamaz. Hiçbir yere gidemez. Bunun gibi eğer peygamberler gelmeseydi hiç kimse Allahü Teala'yı tanıyamazdı. Önce Refik, sonra Tarik. Yani yoldan önce yol arkadaşı gerekir. Allahü Teala kime ışık nasip ederse çok şükretmesi gerekir. Vehhüddîn-i Buhari, İmam-ı Rabbani, Mevlana Halidi Bağdadi, Seyyid Fehimi Arvasi Hazretleri gibi mübarek zatlar birer ışıktır. Bu dünyada Allahü Teala'nın bir kuruna en büyük nimeti böyle mübarek bir rehberi, sevgili bir dostunu ona tanıtmasıdır. İmanımızı, ihlasımızı, her şeyi onlara borçluyuz. Böyle hocanın hakkı ödenmez. Çünkü Peygamber Efendimiz ümmeti arasında peygamber neyse talebesi arasında hoca odur buyuruyor ayağımızı mayınlara bastırmadan, selametle karşıya geçirecek böyle büyük zaatlar çok önemlidir. Her birinden Allahü Teala razı olsun. Elimizden geldiği kadar dua, tesbihat okuyup, sevaplarını ruhlarına göndermek, onların gıyabında onlara teşekkür etmek zorundayız. Çünkü hadis-i şerifte, eğer birisi size bir iyilik yaparsa, siz de teşekkür etmezseniz, Allahü Teala'ya şükretmiş olamazsınız buyruluyor. Yani bize gelen nimete vesile olan kişiye teşekkür etmedikçe o nimet için yapacağımız şükrü Allahü Teala kabul etmez. Böyle mübarek saatlerin kıymetli kitaplarından Ehli Sünnet itikadını öğrenmek ele geçmez bir hazinedir. Peygamber Efendimiz "Benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Bunlardan 72'si dalalette olacak." cennete gidecek olan bir fırkası, benim ve eshabımın yolunda gidenler kurtulacak, buyuruyor. Yalnız benim yolumda buyurmadı. Ayrıca eshabımın yolunda buyurdu. Cenab-ı Hak sana uyan, bana uymuş olur, buyuruyor. Resulü de benim eshabıma uyan, bana uymuş olur, buyuruyor. Dolayısıyla Resulullah Efendimizle eshabını ayırmak, dini bölmek, dinden çıkmak demektir. İşte Allahü Teala 73 fırkanın içerisinden bir fırka olan Ehli Sünnet ve Cemaat fırkasını bize nasip etti. Bu doğrudan doğruya cennete gidecek olan bir fırkadır. Bu fırkanın bir mensubu olmak ne büyük saadettir.